Merhaba arkadaşlar, bu yanımda gördüğünüz Ford Trucks'ın yeni modeli F-Line ve spesifik olarak yol kamyonu. Çünkü 3 farklı segment için geliyor. Yol kamyonu, çekici ve inşaat kamyonu olarak. Tahmin ederseniz ki bu kadar büyük, bu kadar güçlü bir aracı kullanmak prensipte kolay olmamalı gibi geliyor. Ama günümüz teknolojileriyle Ford Trucks bunu adeta standart bir otomobil kadar kolay kullanılabilir, hatta daha konforlu hale getirdiğini iddia ediyor. Ve bugün hayatında hiç ağır vasıta kullanmamış olan Tuğberk'e anahtarı verecekler ve Tuğberk bunu kendisi deneyimleyecek. Siz de Tuğberk'in bu aracı gerçekten kolay kullanıp kullanamadığını göreceksiniz. Tabii ki standart otomobillerden fark ettiğimizde ilk fark edeceğiniz şey bu kocaman cüsse. Ben 1.90 boyundayım ve bu aracın önünde durduğum zaman tahmin edebilirsiniz ki sürücü beni göremez. Bu mümkün değil. Ama en önemli ADAS olarak geçen güvenlik sistemlerinden bir tanesi, ben bu aracın önünde yürürken teorik olarak bu aracın sürücüye hem sesli hem de görsel olarak ikaz veriyor olması lazım ki yaya güvenliğini maksimum hale getirsin ve sürücünün bir noktada bu konuda çok daha dikkatli olabilmesini sağlasın. Bu sistem öndeki radar sayesinde çalışıyor ama aynı sistem iki yan tarafta da mevcut. Yani bir motosiklet geldiği zaman, ki motor kullanıcıları bundan çok şikayetçiler biliyorum, böyle büyük araçlar motor kullanıcılarını fark edemiyorlar bazen ve kazalara sebebiyet verebiliyor bu durum. Ama bu araçta yanlardaki radarlar sayesinde de motosikletler, araçlar, yayalar tamamen sürücüye hem sesli hem görsel olarak uyarı şeklinde veriliyor. Ve bu sayede hem sürücülere daha kolay bir sürüş sağlanıyor hem de çevredeki herkes için çok daha güvenli bir ortam oluşturulmuş oluyor. Burada size göstermek istediğim bir şey var. Normal sürücü olduğumuzu varsayalım. Yayaya çarpmamak en önemli şeyimiz. Ama göremiyoruz. Doğacan şu an görmek neredeyse mümkün değil. Kafasının ucunu öne eğilirsem birazcık görebiliyorum. Ama aksi takdirde normal sürüş pozisyonumda asla girmiyor. Şu an girmek için uğraşıyor. Haliyle yayalara çarpmamak ya da orada bir motosikletli varsa ona çarpmamak en büyük güvenlik zaaflarından biri bu yüksek araçlarda. Ama F-Line'da bu işi nasıl çözmüşler? Şimdi kontağı çalıştıracağım. Arabamız çalışıyor. Dolan biraz Doğacan. Şurada gördüğünüz uyarı diyor ki sana çok yakın kör noktanda bir cisim var. Bu sağda da olabilir, aracın önünde de olabilir. Şu an yürüyor aracın çevresinde. Şu an onu görebiliyorum. Hala görüş alanım içinde. Şu an görüş alanımdan komple çıktı ama burada hemen uyarıyı verdi. Burada yaya var, dikkatli ol diye. Hala şu an kör noktamda, aynadan görebiliyorum. Ama aynanın biraz önüne geçerse orası kör nokta. Şu an hiç göremiyorum ama burada hala uyarıyı veriyor. Bu çok önemli bir güvenlik zaafı yüksek araçlarda. Daha önce de benim başıma geldi. Arabayla durmama rağmen çarptılar. Yaya için çok daha önemli ve motosikletler için çok daha kritik. Yine radar sayesinde kaza önleme acil duruş sistemi var. Örneğin siz saatte 30 kilometreyle gidiyorsunuz, önünüzde bir araç çıktı ve fark etmediniz. Yeni F-Line kendi kendine bu aracı gördüğünde frenleyecek ve kazayı önleyecektir. Aynısı yayalar için de geçerli. Hareketli bir yaya çıktığı zaman kaza önleme sistemi aktive oluyor. Şimdi şerit takip sistemi var bu araçta. Standart arabalarda olduğu gibi sesli uyarı veriyor. İsterseniz sizi şeride de sokmaya çalışıyor. Önümde bir araç var şimdi. Bir çarpışma testi yapalım. 20 ile gideceğim. Sabit hızda. Bakın hiç ayağımı gazdan çekmiyorum. Uyardı. Ve durdu. Ve durdu. Hemen ne var ne yok. Bütün uyarıları yaktı. Sesli uyarısını sesli da verdi. Uyarı da veriyor. Tamamdır. Sakince durduk. Yaklaşık bir 2 metre, 1,5 metre mesafede durduk. Şöyle kalkarsam sanırım gözükür. Bu araçta hem sürücüyü hem çevreyi maksimum seviyede rahatlatacak ve güvenli tutacak özellikleri sırasıyla saymam gerekirse: kaza önleme sistemi, yani önünüzde bir araç duruyorken ya da bir yaya geçiyorken otomatik frenleme sistemi bulunuyor. Durup kalkabilen adaptif cruise control, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk algılama ve uyarı sistemi, alkol metre ile açılma, lastik basıncı okuma sistemi. Bu sistem sadece güvenlik için değil, aynı zamanda yakıt tüketimini ve lastik aşınmasını da kontrol ettiği için birçok farklı amaca hizmet ediyor.
diyor. Yan taraflarda ve ön tarafta radarlar sayesinde kör nokta uyarı sistemleri hem görsel hem sesli olarak uyarabiliyor. Ve geri görüş kamerası var. Bu sayede çok rahat bir şekilde geri geri dar yerlere girebiliyorsunuz, park edebiliyorsunuz. Şimdi arabaya yaklaştığımda öncelikle kapıyı açmam lazım ki binebileyim. Bu yeni merdivenler var. Bunlar plastik, karda kışta kaymasın diye böyle dokulu yapmışlar ki önemli bir özellik. Burada iki tane tutma kolu var. Burayı ben tuttuktan sonra aracı bu şekilde tırmanıyorum. Kokpitimiz bu şekilde. Hadi atla. Atla yola çıkalım. Gidelim. Şimdi Doğacan'la birlikteyiz. Yolumuza çıkalım. Öncelikle bu el frenimiz. Bir tabii havalı fren olduğu için çekip pıt pıt sesini duyduk. Şurada hemen vites kolumuz var. D'ye aldık. Sonra sinyalimizi verdikten sonra aynamızı da kontrol edip yola çıkabiliyoruz. Gürül gürül zaten sese bak. Yani benim hiç tecrübem olmamasına rağmen gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Nasıl yolculuk Doğacan? Bayağı konforlu ya. Şikayetçi olamadım. Kamera, çantalarımız dahil her şey buraya giriyor. Aynen. Burada devasa bir orta konsol ve kullanım alanı var. Alkolmetreyi üfledin mi? Alkolmetreyi üfledim. Araçta çünkü alkolmetre var ve yola çıkmadan önce ona üflemeniz gerekiyor. Alkollüyseniz araç çalışmıyor. Motor frenini çalıştırdım şu an. Ha. Orada. Hemen vites de küçülttü. Bunu kaldırdım. Şu yandaki butona basarsam manuel vitese geçiyor. Aha. Zaten ekrana M dedi şu an. Aynen. Bunu da buradan kontrol ediyoruz. Çektim, küçülmüyor. İttirdim, büyüyor. Bunu tekrar otomatiğe alacağım. Çünkü çok anladığım bir şey değil hangi viteste olmam gerektiği. Tabelalarımız var. Tabelalarımız var. Şu an mesela 10 dedi, hızlan abi. Geç hız sınırını. Hız sınırının 10 olduğunu gördü. Şu an burada yanıp sönüyor. Bir de küçük uyarı veriyor. 20'yi hemen yanından geçince gördü. Aynı şekilde 30. Aynen. Şurada bir keskin dönüşümüz var şimdi. Abi normalde bak standart bir arabayla bile bunu böyle U dönmek kolay değil. Ama bundaki bu dümenli arka aks olayı şehirde de hızlı bir şekilde böyle U'ları dönmeni sağlıyor. Baksana standart bir sedan otomobil gibi dönüyorsun yani. Ve bayağı bir kenarlarda boşluk var hala yani. Diğerim de var. Burada ekran bayağı bir güzel dokunmatik. Şöyle uygulamalara gidersem CarPlay, Android Auto var. Standart arabalarda bile çoğu zaman bulamıyoruz bunu. Evet. Lüks markalara bile yıllar sürdü gelmesi şu özelliklerin. Yani zaten olan şey şu, biz Tuğberk ilk defa kullanıyor olmasına rağmen Arvars'tayı Tuğberk'e anahtarı verdiler, hadi al bin dediler ve bu, bütün bu sistemler sayesinde standart otomobil gibi kullanabilmeni sağlamıştır. Tabii bunda benim biraz bilek hareketlerinin de etkisi vardır diye düşünüyorum. Durduktan sonra da el frenimizi indiriyoruz ve aracı kapatıyoruz. Şu an hala önümde uyarı veriyor. Önünde kamyon olduğu için onu da tanımlıyor. Sağdan soldan insanlar geçiyor. Hepsiyle birlikte bayağı kolay bir sürüşü var. Şimdi öndekine geçip bir de çekiciyi deneyimleyeceğiz. Evet abi, neredeyiz? Şu an çekicinin içindeyiz. Yol kamyonundan biraz daha farklı. Belki aynadan görebiliyorsundur. Arkasında yük yok. İçine benziyor. Aynı teknolojiler kullanılmış. Hemen bakalım şimdi. Bu da aynı şekilde otomatik bu arada. Hemen kontağı açıyorum. Bayağı sanki Focus kullanır gibi. Çok tanıdık bir ortam. Aynen öyle. Müziğimizi sadece kapatalım. Sadece üst taraf tabii bunda biraz daha farklı. Çekici olduğu için bu uzun yola gidiyor. İşte sunroof var. Burada ekstra saklama alanları var. Yatak var. Üstte bir tane daha yatak var. Evet abi, mesela bunda şöyle geri vitesi taktığım anda tahmin edersin ki buradaki geri görüş kamerası mesela benim manevra kolaylığı normalde standart binek araçlarda sahip olduğun teknoloji tabii ki el frenini indirmeyi unutunca gidemiyorsun. Standart binek araçlarda sahip olduğun teknoloji gördüğün gibi senin hayatını burada da kolaylaştırıyor. Çözünürlüğü falan da gayet güzel. Her şeyi görebiliyorsun. Aynı ekrandan zaten aynı şekilde Android Auto ve Apple CarPlay'de var. Sahipsin. İstersen biraz yol yapalım. Lütfen beni biraz gezdir. Abi hemen vitesimi taktım. Hemen ilerliyorum. Sinyalimi verdim. Bence bir yapıştır şöyle, bir gücünü görelim. Görelim abi. Vitesi ayarladım. 9. vitestesin.
ESP falan devreye giriyor. Gerçekten bir hayli güçlü yani. İşte arkada. buradan cruise kontrolü vesaire ayarlıyorsunuz ve öndeki araçla mesafesini ayarlıyor. Aynen. Yani öndeki araç 40'la gidiyorsa, sizin cruise'unuz 60'a ayarlıysa, buradan ayarladığınızda ve bıraktığınızda 40'la öndeki aracı güvenli bir mesafede takip ediyor. Bu aslında çevre güvenliği için de çok önemli abi. Yani aynen öyle. Sürücü yorgunken, dalgınken bir noktada direkt seni o trafiğe göre regüle ediyor aslında. Evet. Ve durup kalkabilmesi bence muhteşem bir özellik. Otonom sürüşe bir adım kala oluyor. Aynen öyle. Ve bir güven veriyor insana yani. Evet, deneyecek misin? Abi ben hiç denemedim. Sen denemiştin. Abi ayağını sabit tut. Abi. Oh. Güzel. Abi. İnsan çok geriliyor bunu. Bilerek yaparken çok gergin bir şey. Hadi evet. Çık bakalım. Şimdi bayağı da dar bir şeyimiz var ama. İnce bilek hareketleri. İnce bilek hareketlerim. Yaya uyarısı veriyor. Bunu vermesinin sebebi oradaki aracı, işte benim kör noktamda olmasına rağmen şuradan bakıyordum, kör noktamdaydı. Ben göremedim. Ekrandaki uyarı ve ses sayesinde orada bir araç olduğunu söylüyor. Şurada da ışıklar var yine. Aynı uyarıyı veriyor. Evet. Görmek için. Bir daha gösterir misin o ışığı? Aynen. Şurada. Yani bir şey olduğunda kırmızı yanıyor bu ışık. Aynen öyle. Şimdi alanımızdan aynı şekilde devam ediyoruz. Abi bayağı gerçekten fokus kullanıyor gibi hissediyor insan. Evet. Öyle bir rahatlığı var yani. Tek farkı devasa bir tork, devasa bir motor. Geri alanımıza giriyoruz. Ve gerçekten yani dediğim gibi bir yol aracından kullanım konforu ve rahatlığı olarak daha bir üstte diyebilirim. Sesli uyarımı da aldım çünkü orada insanlar beklediği için, gördüğünüz gibi. Burada yaya işareti ve aracın sağında birinin olduğu uyarısını bana veriyor. Aynı şekilde oradaki ışığımın yandığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten şu an bakıyorum ve sağdan soldan geçen insanları görmek hiç kolay değil bu yükseklikten. Ama uyarı sistemi sayesinde çok net bir şekilde bunun olduğunu gördüm. El frenimi indirdim, aracımı boşaldım ve kontağımı kapatıyorum. Yine çok hızlı şekilde baktığınızda F-Line aslında büyük abisi F-Max'e tasarım olarak benzeyen, aynı DNA'yı taşıyan bir araç. Aynı şekilde agresif ön tarafını görebiliyorsunuz. Zaten F-Max ödüllü bir araç olduğu için, tasarımı dünyaca beğenildiği için benzer hatlar F-Line'da da kullanılmış. Aynı şekilde içine baktığınız zaman tamamen geri bildirimlerle geliştirilmiş bir iç tasarım görüyorsunuz. Mesela en basit örneklerinden bir tanesi, çok önemli, iç kapı gözlerine 1,5 litre su şişesini sığabiliyor olması. Bu kadar detaya varacak şekilde bu geri bildirimleri alıp yeni F-Line serisinde düzeltmeler yapmışlar. Yeni cam tasarımı görüyorsunuz. Basamaklar sayesinde kolay iniş biniş var. Kısacası sürücülerin vermek istedikleri bütün geri bildirimleri alıp tasarımda bu şekilde iyileştirmelere gitmişler. Bir de günümüzde bütün elektrikli otomobillerin çıkış noktası, övündükleri özellikler olan durup kalkan adaptif cruise control bu araçta mevcut. Aynı zamanda yine çok övündükleri bir özellik olan otomatik uzun farlar. Yani siz uzun yolda giderken karşıdan biri geldiği zaman kendinizin kapatması gerekmiyor uzunlarınızı. Kendisi algılıyor, uzunları kapatıyor. Yanınızdan araç geçtiği zaman tekrar uzunları açıyor. Selamünaleyküm. Abi bak, sana şimdi bir şey göstereceğim. Bu araçta işte bu şu an inşaat kamyonunun içindeyiz. Ve hepsinin kendine özel tasarım detayları, farklılıkları var diye konuşmuştuk zaten. Aynen. Abi. İşte bu. Abi yani mesela o kadar hafif ki, bir denesene şunu. İnanılmaz. Ve bu tamamen o arazi koşullarında işte kolayca direksiyonu çevirmeni sağlıyor ve her zaman bu kadar yumuşak değil tabii ki. Yolda giderken harekete başladığınız zaman otomatik bir şekilde bunu biraz daha sertleştiriyor ki daha kontrollü gidebilin. Ama durduğunuz yerde manevra için aşırı kolay. Şimdi bir de ben bunun bu arka cam olayını sevdim. Abi, çünkü falan burada daha ne olduğunu görmen gerekiyor. Yani arkada ne gerçekleştiğini görmen gerekiyor ve dediğin gibi cam tavan falan tabii ki bunda yok. Daha biraz basit, daha aşağıda hissettiriyor bu. Sanırım o kadar yüksek değil. Burada o saklama alanları falan yok ama konsol aynı. Yine buradan CarPlay, Android Auto. Aynen. Ve güvenlik sistemlerinin hepsi. Mesela sağ tarafı görüyor musun? Bak, LED'in yanıyor çünkü sağda insanlar var. Şu şey var. Evet, şimdi yine el frenimi indirdim, aracımı vitese taktım. Sağda bir şey oldu uyarısını bana veriyor. Gerçekten buradan bakınca işte pompalar, işte eşanjör, PTO şaft burası çalışıyor mu, çalışmıyor mu, mikser çalışıyor mu, her şeyi buradan görmek mümkün. Aynen ben, öyle. Ben bunu biraz daha sevdim. Dışı turuncu falan ya. Daha, biraz Dakar araçlarına, Dakar kamyonlarına benziyor değil mi? Bana hadi. Biraz bir de çocukluğuma götürdü. Bir oyuncak arabaymış gibi hissettirdi. Çok hoşuma gitti. Hadi bir çık yola bakalım. Haydi bakalım.
tabi biraz daha ağır şu an çekiciye göre. Aha. Ağırlığını da biraz hissettiriyor tabii ki ama gerçekten direksiyon o kadar ilginç ki yani. Bak şu an ağırlaştı, daha kontrollüyüm mesela. Vitesini bunda da yine 16 ileri vites var. Şu an hız uyarımı aldım mesela. Saatte 20 ile gitmen lazım, sen 30 ile gidiyorsun diyor bana. Abi ben buna bayıldım ya. Ben bununla uzun yol gidiyorum. Turuncu bir de. Bunda U dönerken dikkat et, arkası nereden gidiyor, nereden geliyor ben kestiremiyorum şu an. İlk defa bir inşaat kamyonuyla U dönüyorum. Dönebilecek miyim? Dönemedim galiba. Dönemedim. Abi seninle o ince bilek hareketleri yok. Abi bu öyle dönmüyor işte. Yol kamyonuyla fark abi konuştuk. Arka dümen dedik ya. Öneminden bahsettik. Ya şu yok sende. Gerçekten üçünü birden kullanınca ne kadar amaca uygun olduğunu fark ediyorsun her birinin. Ben bununla mesela şehrin dar sokaklarına girmek istemem. Ama arazide bunu böyle haldır huldur kullanabilirim. O kadar kolay ki direksiyon kontrolü. Yayaları fark etti sağ tarafta. Onun uyarısını bana verdi. Şu an devam ediyorum. Bir de şurada bir dursana. Bu yokuşta kaldın mesela. Yokuşta 11. viteste durdu. Durdu. Hemen 3'ü aldı. 3'ü aldı. Kalk bakalım. Çünkü amatörün en zorlanacağı yer bu. Hiç yani. Abi. Hiç yani. Hiç. Şu an gaza da sakince basıyorum ki gerçekçi bir şey olsun. Şuradan biraz, çünkü burası sert bir. Sen bu, ben de. İşi çözdüm. Artık ağır vasıta doğacaksın diyebilir misin? Tabii ki. Abi çok küfür küfür ya. Bunu meraklılarını şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Ben bir de şunu sevdim. Şurada iki tane kolçak var. Yani uzanamıyorsun bu kapı açıksa. Şunu uzanmak bayağı zor. Buradan çekip sonra buradan devam edebiliyorsun. Buradan da açıp kapatmak kolay. Bu sefer abi daha usta bir şoför gibi dönmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Yok abi bunun dönme yarıçapı gerçekten çok daha geniş diğerlerine göre. Bak. Bak. Sistemi gördü, beni uyardı. Güzel bir giriş olsun Doğacan. El freni. El freni olur. Bu sefer farklı ağır vasıta araçlarına dair teknolojileri anlattık. F-Line'ın bu artık neredeyse binek otomobil kıvamına gelen teknolojileri ve sürüş konforunu bahsettik arkadaşlar. Bu video hakkında sormak istedikleriniz varsa ya da anlatmamızı istediğiniz başka şeyler varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın.